Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık dokusu ile nefis mi nefis cevizli havuçlu kek tarifi hazırladım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli kek tarifime geçiyorum. İlk olarak malzemeleri saymakla başlıyorum. Tarifimde 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, yarım su bardağı ceviz, 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu. Kalıbı yağlamak için tereyağı, bir tatlı kaşığı tarçın, kekin üzerine serpmek için pudra şekeri, 2 adet havuç. 450 ml un um kullandım. Kelipçeli kalıbımızın alt kısmına yağlı kağıdı yerleştirip kestim. Daha sonra kenar kısımlarını tereyağıyla güzelce yağlıyorum. yağlamış olduğum kalıbı kenara alıyorum. Genişçe bir kabın içerisine 4 adet yumurtayı ekliyorum. İçerisine 1,5 su bardağı toz şekerini ekledikten sonra yumurta ve şeker iyice köpürünceye kadar karıştırıyorum. Kekinizin güzel bir şekilde kabarması için bu kısım çok önemli. Yumurta ve şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpmak gerekiyor. Böylelikle kekimiz süngerimsi bir kıvam alacak ve daha güzel kabaracak. Yeterince çırptıktan sonra içerisine 1 su bardağından iki parmak eksik sıvı yağını ekliyorum. Bir su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz sütü ekliyorum ve bütün sıvı karışımları tekrar karıştırıyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Sıvı malzemeleri yeterince karıştırdıktan sonra katı malzemelerini eleyerek ekleyeceğiz. 450 ml unu koyduktan sonra elekten geçiriyorum. Bu da kekin kabarması için başka bir püf noktası. Unumuzu elleyerek eklediğimiz için havalandırmış oluyoruz. Daha yumuşak ve daha kabarık oluyor. Daha sonra içerisine 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya 1 tatlı kaşığı tarçını ekliyorum. Havuçlu kekin olmazsa olmazı tarçın. Bunları da elekten geçirdikten sonra harcımızın fazla kabarıklığı inmeden çok az bir şekilde mikser yardımıyla karıştırıyorum. Bu aşamada çok fazla mikser çalıştırır, çok fazla karıştırırsanız kekiniz yeterince kabarmaz. Bu tarifi yaparken birkaç tane püf noktası var. Sizler de benim yaptığım gibi yaparsanız gerçekten lezzetli kek elde etmiş olursunuz. Bir dakika boyunca karıştırdıktan sonra mikseri hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra artık spatula kullanacağız. Kek harcını şöyle bir alttan üste karıştırdıktan sonra içerisine rendelemiş olduğumuz havuçları koyuyoruz. Bu arada havuçları rendenin ince tarafıyla rendeledim ve suyunu da sıkmadım. Yarım su bardağı cevizi de ekledikten sonra spatula ile alttan yukarıya doğru kekimizi karıştırıyoruz. Bu aşamada çok fazla karıştırarak kek harcımızın havasını söndürmüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kekin kıvamı oldukça cıvık. Tarifimde kullandığım ölçüler tam ölçüdür. Kek harcımızı kenara alıyoruz ve kek kalıbımızı koyarak içerisine kek harcımızı boşaltıyoruz. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Kekimizi sıcak fırına koyacağız. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kalıbı bir iki kere tezgah vurduktan sonra şöyle bir sallıyorum. Kekimizi sıcak fırınımıza yolluyoruz. 35 dakika boyunca 180 derecelik fırınımızda kekimiz pişecek. 35 dakikanın sonunda kürdan testi yapıyoruz. Bir adet kürdanı kekimizin içerisine batırıyoruz. Eğer kürdanımızda herhangi bir hamur parçası yoksa kekimizin piştiği anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel bir şekilde pişmiş. 15 dakika boyunca ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra kekimizi kalıbından çıkartıyoruz. Kenarlarını yağladığımız için hiçbir yapışmada olmamış. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kalıptan çıkartmış olduğumuz kekin üzerine pudra şekeri serpiyorum. Bu aşamada hiçbir yerinin boş kalmamasına özen gösterin. Pudra şekeri serpmiş olduğum keki üçgen dilimler halinde kesiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu kek gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. 4-5 gün boyunca da hiç bayatlamadan tüketebilirsiniz. Bir de sizlere bu güzel kekin iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisine koymuş olduğumuz havuç ve ceviz gerçekten bu kekin lezzetine lezzet katıyor. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir şekilde kabardı ve çok lezzetli oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.